Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı, konuk ülkelerin saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, kıymetli konuklar, değerli basın mensubu arkadaşlarım, TANAP Avrupa bağlantısı açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz efendim. Saygıdeğer Cumhurbaşkanları, kıymetli konuklar, bugün Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanındaki stratejik işbirliğinin en önemli projelerinden biri olan Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Avrupa bağlantısının açılış töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Efendim, dünyanın en büyük enerji yatırımlarından biri olan bu projenin tamamlanması dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz törende sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Şimdiden hem ülkemiz hem de bölge ülkeleri için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kıymetli davetlilerimiz, konuşmalarımıza geçmeden önce projeye ilişkin olarak sizler için hazırlamış olduğumuz filmimiz var. Öncelikle bu filmi izleyelim. Buyurun. ...1850 kilometrelik dünyanın en zorlu, en uzun etaplarından birinin hikayesidir bu. Zorlu coğrafyanın deresi tepesi, dağı taşı 7 gün 24 saat 4 mevsim çalışarak yükle, yürekle geçilmeliydi. Doğanın tüm güzelliklerini karşımıza değil, yanımıza alarak... Bu yolda alınan kararlar, atılan imzalar, inancımıza ve çalışma azmimize güç verdi. TANAP ilk gündeme geldiğinde kimi çevreler buna rüya dedi. Gerçekleşmesi imkansızdı. Sonuçta işte bugün beraber yaşadığımız gurur tablosuna şahit oluyoruz. TANAP, Türkiye-Azerbaycan'ın nöbeti zeferidir. TANAP tarihi layihedir. Bugün biz 21. esrin enerji tarihini birlikte yazırız. Amaç, doğanın temiz enerjisini insanlarla paylaşabilmekti. Bu kutsal düşünce bize gerekli enerjiyi verdi. Engel görünen her şart bize nimet geldi. Güney Gaz Koridoru'nun en önemli halkası olan TANAP'la geçmişimizden gelen gücümüzü geleceğe taşıyoruz. Hazar Denizi'nden çıkan doğal gaz sayesinde Avrupa her geçen gün artan enerji ihtiyacını gelecek yıllar boyunca da güvenli bir şekilde karşılama yolunda büyük bir kazanım elde ediyor. TANAP Avrupa enerji arz güvenliğine nefes aldırıyor. Avrupa'nın ihtiyaç duyabileceği ilave doğal gaz miktarları için hem Avrupa'ya hem de potansiyel tedarikçi ülkelere mevcut bir altyapının imkanlarını sunuyor. Hedefe zamanında erişmek için yol haritamızı çizdik. Verilen sözler sözümüz, Anadolu'yu doğudan batıya geçmek ezberimizdi. Her güçlüğü göze, hasretleri gönlümüze, duaları da ardımıza alıp güvenle yola çıktık. Takım ruhuyla aynı anda işe koyulduk. Haber saldık yolumuz üstündeki köylere, kasabalara, şehirlere. Paylaştık projemizi, müjdeler verdik 7'den 70'e herkese. Okuduğumuz projeyle Anadolu'nun bağrını dokumaya başladık. Her karışını korumamız altına alarak. Doğanın binbir rengini tek tek topladık. Yeniden saçacakları dokuyu ve kokuyu gözlerden sakındık. Enerjiyi güvenle taşıyacak hattın göz bebeklerini bereket taşıyan toprağa, medeniyetin beşiğine yatırmaya başladık. Dağlara taşlara yeni destanlar yazdık.
Rekorlar da kırdık bu arada. Tek bir günde 145 ana hat borusunu kalite standartlarıyla birbirine bağladık. Bir mesaide 2000 metrelik dev adımlar attık. İşimizin heyecan veren sıcaklığını içimizde, başarımızın huzur veren serinliğini tenimizde hissettik. Nihayet ilk durağımıza zamanında vardık. Bayrağımızı şerefle dalgalandırdık. Yaşadığımız onur ve gururla epey duygulandık. Ne çıktıysa karşımıza ya hürmetle eğildik geçtik ya tevazuyla aştık. Yolumuzdan şaşmadan ilerledik. Biz bu inanç ve azimle Anadolu'yu yeniden kat ettik. Bin yıllık kültürümüz ve günümüz teknolojisiyle. TANAP, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin Anadolu'ya atılan imzası. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere sahneye SOKAR Başkanı, TANAP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rövnak Abdullayev'i davet etmek istiyorum. Buyurunuz. Azerbaycan Respublikası'nın Prezidenti Möhterem Canab İlham Aliyev, Türkiye Respublikası'nın Prezidenti Möhterem Canab Recep Tayyip Erdoğan, hörmətli qonaqlar, mətbuat nümayəndələri, dəyərli mərasim iştirakçıları. Bu tarixi gündə sizlərlə birlikdə olmaqdan qürur duyur və hər birinizi hörmətlə, sevgiylə salamlayıram. Zat əlləri İlham Əliyev cənablarının tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq, iki qardaş dövlət Türkiyə və Azərbaycan arasında iqtisadi münasibətləri daha da gücləndirmək, strateji sərmayələrlə dəstəkləmək üçün üzərinə önəmli vəzifələr götürən SOKAR, ümumi liderimiz Heydər Əliyevin tarixi bir millət, iki dövlət kəlamını həyata keçirdiyi projelərlə doğrultmaqdadır. Bugün biz belə bir layihələrdən birinin Azərbaycan qazının Avropaya nəql edəcək TANAP kəmərinin ikinci hissəsinin açılış mərasiminə toplaşmışıq. Bu mərasim əməkdaşlığımızın uğurlarını bir daha dünyanın gözləri önündə sərgiləyir. 4 il bundan əvvəl dövlət başlarımız TANAP'ın inşasına dair tarixi qərar qəbul etdilər. Bu qərara əsasən SOKAR'a böyük etimad göstərilərək TANAP'ın inşasını həyata keçirmək kimi şərəfli bir vəzifə tapşırıldı. Qarşıya qoyulan vəzifəni layiqincə yetirmək üçün göstərdiyimiz gərgin səylər öz nəticəsini vermişdi. Keçən il Cənub Qaz Dəhlizinin və onun əsas həlqəsi olan TANAP'ın birinci hissəsini istifadəyə verdik. Artıq bu kəmər vasitəsilə Türkiyə bazarına 3,2 milyard kubmetrdən çox qaz nəql olunmuşdur. Bugün isə böyük qürur hissilə zat əllərinin qarşısında mərzə edirəm ki, TANAP Avropaya qazın nəqli üçün tam hazırdır. Türkiyə Cümhuriyyətinin şərqindən qərbinə dək uzanan bu tarixi kommunikasiya xəttinin tikintisi vaxtında və keyfiyyətlə başa çatdırılmışdır. Türkiyə-Yunanistan sərhəddində TANAP'la birləşəcək trans-adriatik qaz boru kəmərinin də inşası tamamlamaqdan sonra tarixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan təbii qazı Xəzər hövzəsindən Avropa bazarlarına birbaşa nəql olunacaqdır. Avropanın yeni qaz təchizatçısı olmaqla bərabər biz qardaş Türkiyənin də ikinci ən böyük qaz tədarükçüsünə çevirmək əzmindəyik. Biz ortaq şirkətlərlə birlikdə üzərimizdə götürdüyümüz bu nəhəng TANAP layihəsini layiqincə yerinə yetirə bildik. SOKAR olaraq ölkə tarixində ilk dəfə bu cür mürəkkəb layihəni idarə etməyimizə baxmayaraq, tikinti işlərini yüksək səmərə ilə tamamlaya bildik. Layihənin qiymətləndirən beynəlxalq məsləhətli şirkətlərin proqnozlaşdırdığı qiymətdən daha aşağı qiymətə tikintini başa vurmağa kəmərin səhmdarları olan Azərbaycan və Türkiyə dövlətlərini, eləcə də BİP-nin vəsaitinə qənaət etməyə nail olduq. Mən açılışına toplaşdığımız layihənin memarları olan və bu mərasimə təşrif buyurmaqla bizləri şərəfləndirən möhtərəm prezidentlərimiz
Cənab İlham Əliyev və Cənab Rəcəb Tayyip Erdoğan'a sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. Zat əlilərinin dəstəyi, himayəsi olmasaydı, bu layihəni daim diqqət mərkəzində saxlamasaydılar, dəyərli tövsiyələri ilə bizə doğru yol göstərməsəydilər, bu uğur qazanılmazdı. Eyni zamanda layihənin bütün mərhələlərində verdikləri dəyərli dəstəyə görə Azərbaycan və Türkiyə Respublikası hökumətlərinə, tərəfdaş şirkətlərə, layihənin ərsə gəlməsində əməyə keçən bütün həmkarlarıma təşəkkürümü bildirir. Onların hər birini səmimiyyətlə təbrik edirəm. Diqqətiniz üçün çox sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Rövnak Abdullayev'e. Sağ olunuz efendim. Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Bakan. Sayın Cumhurbaşkanım, Azerbaycan'ın çok değerli Cumhurbaşkanı, konuk bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli başkanı, sevgili konuklar, değerli mevkidaşlarım, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyor. TANAP Avrupa bağlantısı açılış töreninin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Uzun yolculuklar bir adımla başlar. 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in imzalarıyla ve iki liderin kararlı duruşuyla TANAP'ın Hazar'dan Avrupa'ya olan yolculuğu da böylece başlamış oldu. Enerjinin İpek Yolu olarak adlandırılan TANAP, tarihi İpek Yolu'nun misyonunu bugün enerjinin bütünleştirici rolüyle sürdürmeye devam ediyor. TANAP'ın ilk durağı Anadolu'ydu. Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ve misafir devlet başkanlarının teşrifleriyle TANAP'tan Türkiye'ye ilk gaz akışı başlamış oldu. Geçen yıl 1,5 yıllık süre zarfında toplam 3 milyar metreküpten fazla gaz akışı sağlandı. TANAP'ın 1850 kilometrelik Anadolu yolculuğu bugün sona eriyor ve gazın Avrupa yolculuğu başlıyor. TANAP bundan sonra Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin gücünü yeni ülkelerle, yeni insanlarla buluşturacak. Anadolu'yu boydan boya geçerek dağları, denizleri ve boğazları rekorlarla aşarak Avrupa'nın içlerine kadar ulaşacak TANAP, bir enerji projesi olmasının çok ötesinde bir başarı hikayesidir. Büyük vizyon ve ferasetin nişanesidir. İki beden, bir ruh anlayışıyla var olan Türkiye ve Azerbaycan'ı, yani tek bir milletin iki ayrı devlette yaşayan evlatlarını birbirine daha güçlü bağlayan bir muhabbet düğümüdür. Türk-Azeri kardeşliğinin gelecek nesillere en büyük armağanıdır. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, vizyoner liderliğiniz ve milletimizin sarsılmaz desteğiyle enerjide merkez ülke olma yolunda da adım adım ilerliyoruz. Öngörülebilir enerji piyasası, uluslararası projelerdeki rolü ve istikrarlı ekonomisiyle Türkiye 2023'e, 2053'e, 2071'e güçlü hedeflerle yürüyor. Güneşin doğuşu gibi umutla ortaya çıkan bayraklarımızdaki hilal ile yoldaş ve yıldızlarımızla kardeş olan Anadolu'nun bağrına yerleşen TANAP ise işte bu sarsılmaz iradenin bir sonucudur. TANAP'la birlikte hayata geçirdiğimiz doğalgaz depolama, LNG, FSRU ve diğer uluslararası boru hatlarıyla Türkiye'nin doğalgazda arz güvenliği sorunu kalmamıştır. Yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da enerji arz güvenliği açısından hayati bir öneme sahip bu proje, kıtaları, ülkeleri ve farklı renkleri de enerji potasında birleştirmiş oldu. Projemizde ilk etapta 16 milyar, sonrasında ise 31 milyar metreküp doğalgaz hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın enerji geleceğine büyük katkı sağlayacak. Hazar'ın derinliklerinden gelen zenginlik, Anadolu ve Avrupa'nın dört bir köşesinde milyonların hayatına dokunacak. Güney Gaz Koridoru'nun şah damarı olan TANAP,
TAP ile birleşerek Akdeniz'in beline bir kuşak gibi dolanacak. Avrupa'ya gaz akışı için biz hazırız. Bundan sonraki süreci Avrupalı dostlarımıza emanet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, Türkiye enerji projelerinde kazan kazan ve paylaşma odaklı bir politika izlemektedir. Enerji diplomasimiz bölgesel istikrarı ve refahı artırmayı merkeze almaktadır. Bölgenin ve tarafların yararı için enerjinin birleştirici, uzlaştırıcı rolünü her zaman öne çıkarıyoruz. Bugüne kadar Türkiye ile iş birliği yapan, ortak bir amaç için hareket eden bütün ülkeler kaybetmedi, kazandı. Bu gelecekte de böyle olmaya devam edecektir. Sözlerime burada son verirken, TANAP Avrupa gaz bağlantısının ülkelerimize hayırlar getirmesini temenni eder. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev olmak üzere. Projede emeğe geçen enerji bakanlarımız, geçmiş dönem enerji bakanlarımız Sayın Taner Yıldız'a, Sayın Berat Albayrak'a, Azerbaycan Enerji Bakanı Sayın Pervez Şahbazov'a, merhum Azerbaycan Enerji Bakanı Natık Aliyev'e ve proje ortakları BOTAŞ, SOKAR, BP'ye, yüklenici firmalara, yaz, kış, gece gündüz demeden emek veren işçilerimize ve mühendislerimize minnet ve şükranlarımı sunarım. Başarılar diler, hayırlı olsun diyelim. Biz büyük bir yola çıktık. Tıpkı atalarımızın çıktığı İpek Yolu gibi enerjinin İpek Yolu'nu kurma hayaliyle başladık. Bu uzun bir yoldu. Aşılacak dağlar, geçilecek dereler, toprak engel değil, yolumuza yoldaş oldu. Kar, kış, soğuk demedik. Güneş alın terimize doğdu. Bu öyle bir yoldu ki yeni keşifler, daha önce görülmemiş güzellikler gün yüzüne kavuştu. Binlerce insanımıza aş, binlerce gencimize iş, yarınlarımıza ışık ol. Dünyanın en büyük enerji yatırımlarından biri örnek proje oldu. Kardeş ülkenin çıktığı bu yola tüm dünya şahit oldu. İşte bu proje 3 ülke, 20 şehir aştı. Şimdi kıtaları aşma zamanı. Bizler 3 ülke ve bu güçlü şirketler olarak bugün burada projenin bize ait olan kısmını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Kıtaları beraber aşıyoruz. Hazar'dan Avrupa'ya giden bu yolda enerji köprüleri kuruyor, geleceğe hep birlikte emin adımlarla yürüyoruz. Evet, efendim, filmimizde çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha izledik ve gördük ki el ele, omuz omuza,
dost ve kardeş iki ülke, Türkiye ve Azerbaycan bu kez TANAP'ın enerjisiyle geleceğe uzanıyor. Bir kez daha hayırlı olmasını diliyoruz. Ve şimdi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i alkışlarınızla konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, sayın devlet, hükümet başkanları, aziz dostlar. İlk növbede kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a beni bu tarihi törene davet ettiği için ve gösterdiği misafirperverliği için derin teşekkürümü bildirmek isterim. Kardeş Türkiye torpağında yeniden olmağımdan çok memnunum. Bugün tarihi gündür. Bugün 4 yıl bundan evvel birlikte temeli koyduğumuz TANAP Avrupa sərhədinə ulaştı. Bu münasibetle bizim hamımızı ürəkdən təbrik edirəm. Eminim ki TANAP'ın ömrü uzun olacak ve TANAP Türkiye ve Azerbaycan halklarına ve diğer komşu halklara fayda ve tərəqqi verecektir. 4 yıl evvel Qax şəhərində əziz qardaşım Prezident Erdoğan'la birlikte TANAP'ın temelini koyduk. Ancak TANAP'a ulaşan yol 2012 yılında başlamıştır. Tarihi İstanbul Anlaşması neticesinde TANAP'ın yaşıl ışığı yandırıldı. Ve Tarihi İstanbul Anlaşması Türkiye ve Azerbaycan'ın birgə siyasi iradəsi nəticəsində mümkün olmuşdur. Çünkü TANAP'a qədər, bu qərarın qəbul edilməsinə qədər Azərbaycan qazının Türkiye ve ondan sonra Avropaya nəql edilməsi etrafında çok büyük tartışmalar, müzakirələr aparılmıştır. Bir neçə il aparılmıştır, ancak hiçbir sonuç verməmişdir. Belə olan halda aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte karara geldik ki biz özümüz, kendimiz bize lazım olan bu dev projeni hayata geçirecek ve böyle de oldu. Ve bugün bu projeye koşulan BP şirketi bizim taraftaşımızdır. Ancak esas tekniki ve maliye yükünü Azerbaycan ve Türkiye öz üzerine götürmüştür. TANAP'a kadar apardığımız birgə işler TANAP'a yol açtı. Çünkü eğer 2016 yılda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri istismara verilmeseydi, bugün TANAP hakkında danışmak mümkün olmazdır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan petrol boru hattının temelini çağdaş Azerbaycan devletinin lideri Heydar Aliyev öz elleriyle koymuştur. Ve 2006 yılda aziz kardeşim Prezident Erdoğan'la birlikte Ceyhan'da Bakı-Tbilisi-Ceyhan petrol boru hattını biz istismara verdik. Bugüne kadar Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru hattı ile Türkiye ve dünya pazarlarına 450 milyon tondan çok Azerbaycan ve başka devletlerin petrolü nəql edilmiştir. Bunun büyük hissesi 400 milyon tondan çok Azerbaycan nefti, 27 milyon ton Türkmenistan, 12 milyon ton Kazakistan, 7 milyon ton Rusya petrolü təşkil edir. Yani bir sözle Bakı-Tbilisi-Ceyhan nəinki Azerbaycan petrolü için, diğer ülkelerin petrolü için de güzel bir infrastruktur projesi oldu ve bugün de uğurla faaliyet gösterir. 2007 yılda buralarda, bu bölgede yine de aziz kardeşimle Bakı-Tbilisi-Erzurum gaz boru hattının açılışını ettik ve bu da TANAP'a yol açan diğer projeydi. Ve qeyd etdiyim kimi 2015 yılda Kars'ta TANAP'ın inşası başlamıştır. Fürsətdən istifadə edərək TANAP'ın inşasında iştirak etmiş bütün insanlara dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onların fədakarlığı, onların peşəkarlığı bu
dev projeni vaxtı vaxtında istismara verilməsində böyük rol oynamışdır. TANAP Güney Qaz Koridorunun bir parçasıdır. Güney Qaz Koridoru dev infrastruktur projesidir. Maliyyəti 38 milyard dollardır və 4 projedən ibarətdir. Onlardan 3-ü Şahdəniz, Güney Qafqaz boru xətti və bugün TANAP tam istifadəyə verilir. 4-cü proje TAP, onun icrası artıq 90%-i keçdi və əminəm ki, TAP da vaxtı-vaxtında istismara veriləcək və beləliklə Güney Qaz Koridoru Avrasiyada ən böyük infrastruktur projelərindən biri vaxtı-vaxtında istismara veriləcəkdir. Bildirməliyəm ki, bu projelərin həyata keçirilməsi Türkiyə-Azərbaycan birgə siyasi iradəsinin məhsuludur. Eyni zamanda digər ölkələrin iştirakı ilə və özəl şirkətlərin maliyyə dəstəyi ilə biz bunu həyata keçirdik. Bugün Güney Qaz Koridoru özündə 7 ölkəni birləşdirir və bu artıq uluslararası iş birliyi projesidir. Bu proje ölkələr arasında köprülər yaradacaq. Bu proje daha böyük anlaşmaya yol açacaq. Bu projede iştirak eden 7 ölkə, onlardan 3-ü Avropa Birliği'nin üyeleri olan ülkeler birlikte uzun iller bundan sonra çalışacak ve bunun faydasını bölüşecekler. Yani bu proje işbirliği getirir, istikrar getirir, uzun müddetli anlaşma getirir. Yani bu projelere sadece olarak enerji projeleri gibi bakmak düzgün olmaz. Onu da bildirmeliyim ki bizim enerji projelerimiz diğer projelere de yol açtı. 2 yıl bundan evvel aziz kardeşim Prezident Erdoğan'la birlikte Bakı'da Bakı-Tbilisi-Kars demir yolunun açılışını kaydettik. Hazırda Bakı-Tbilisi-Kars demir yolu vasıtasıyla hem Azerbaycan yükleri, hem Orta Asya ülkelerinin yükleri, Afganistan yükleri, Çin yükleri taşınır. Bu demir yolu qitələri birleştirir. Necə ki bizim boru xətlərimiz. Digər proje elektrik enerjisinin ötürülməsidir. Artıq Azərbaycan, Gürcüstana və Türkiyəyə elektrik enerjisini ixrac edir. Əgər enerji projeleri olmasaydı, əgər bu bölgədə, yaşadığımız bölgədə istiqrar olmasaydı, qarşılıqlı dəstək, anlaşma olmasaydı, bunların biri də həyata keçməzdir. Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı gündən günə möhkəmlənir və bugün dünya çapında mən ikinci belə ölkələr tanımıram ki, Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın olsun. Bizim aramızdakı ticarət dövriyyəsi artır. Bu ilin 9 ayında ticarət dövriyyəmiz 40%-dan çox artıb və 3,4 milyard dollara çatıbdır. Qarşılıqlı yatırımlar bizim qardaşlığımızı göstərir və eyni zamanda onu göstərir ki, biz bir-birimizə güvənirik, bir-birimizin iqtisadiyyatına dəstək veririk. Türkiyə bugünə qədər Azərbaycan iqtisadiyyatına 12 milyard dollardan çox vəsait qoyubdur. Yatırım olaraq, Azərbaycan isə 17,5 milyard dollar yatırım qoyub və bu yatırımlar bizim xalqlarımızın rifah halını yaxşılaşdırır. Eyni zamanda Türkiyə bugün yabancı yatırımlar üçün açıq ölkədir və çox məqbul yerdir. Əziz qardaşım, Prezident Erdoğanın liderliyi sayəsində həm iqtisadi, həm siyasi sahədə Türkiyə böyük uğurlara imza atdı. Biz əvvəlki dövrü yaxşı xatırlayırıq. O vaxt Türkiyə IMF-nin borcundan, başqa maliyyə qurumlarının borcundan yaxa qutara bilmirdi. Asılı vəziyyətdə idi və iqtisadi asılılıq istər-istəməz siyasi asılılığa gətirib çıxara bilər. Məhz Prezident Erdoğan tərəfindən aparılan düşünülmüş iqtisadi siyasət nəticəsində Türkiyə bu asılılıqdan yaxasını qurtara bildi və bugün çox güclü iqtisadiyyat kimi dünya miqyasında öz sözünü deyir.
Bugün Türkiye dünya çapında güç merkezidir. Neinki yerleştiği bölgede, dünyada Türkiye'nin sözünün çekisi artır, imkanı genişlenir ve herkes bilmelidir ve hiç kim unutmamalıdır kime borçludur bu kardeş ülke. Tarihte liderlerin rolü hakkında kifayet kadar kitaplar yazıldı, elmi eserler yaratıldı ve müxtelif ferziyeler var, müxtelif fikirler var. Onların her biri kabuldur. Ancak tarih gösterip ki liderin rolü birçok hallarda halledici olur. Danılmazdır bu. Ve bugün möhkem Türkiye ve onun lideri inkişafı, gelişmeni tecessüm ettirir. İstikrarı tecessüm ettirir. Ve geleceğe nikbinliyle bakmak için imkan yaratır. Biz buna seviniriz. Çünkü Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür. Türkiye'nin uğuru bizim uğurumuzdur. Ve biz birlikte bundan sonra da İki kardeş ülke kimi çiğin çiğine ileriye gideceğiz. Bizim karşımızda bütün üfükler açıktır. Hayata geçirdiğimiz bu dev projeler bizim gücümüzü gösterir ve bizim gücümüzü artırır. İktisadi güç sonuçta siyasi güce çevrilir. TANAP ve Güney Gaz Koridoru aynı zamanda enerji güvenliği projesidir. Ve bugün dünya çapında enerji güvenliği hakkında danışılır ve bu mesele dünyanın gündeliğini zept etmiştir. Ve burada hesap edirəm ki, çok güzel işbirliği formatı yaratılıb. İstehsalçı, yani üretici ülke Azerbaycan, transit ülkeleri ve tüketici istihlakçı ülkeler birlikte çalışır. Ve bizim çıkarlarımız da birdir, faydamız da adaletli şekilde bölüşülür. Ve bir de demek istedim ki, bütün bu projeler bölgedeki istikrarı möhkemlendirir. Ben eminim ki, bundan sonra da birge hayata geçireceğimiz bütün projeler, TANAP kimi, Bakı Tbilisi Ceyhan kimi, Bakı Tbilisi Erzurum kimi, Bakı Tbilisi Kars kimi uğurlu olacak. Ve Türkiye ve Azerbaycan birlikte geleceğe inamla adımlayacak. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu, kardeşliği. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e teşekkür ediyoruz bu değerli konuşmaları için. Efendim şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını gerçekleştirmek üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, saygıdeğer kardeşim İlham Aliyev, Gürcistan Başbakanı Sayın Giorgi Gakaria, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Sayın Şefik Caferoviç, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Sayın Maya Gojković, kıymetli bakanlar, büyükelçiler, enerji camiasının değerli temsilcileri, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Güney Gaz Koridoru projesinin ana omurgasını oluşturan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı TANAP'ın Avrupa bağlantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri bu önemli açılış töreni münasebetiyle ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Heyecanımızı paylaşmak amacıyla Edirne'yi teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün hep birlikte ülkelerimiz ve bölgemiz adına gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Her aşaması
sabırla, dirayetle Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortak gayretleriyle örülen 7,5 senelik uzun ve meşakkatli bir süreci başarıyla taçlandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Her şeyden önce TANAP, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye güzergahından Avrupa'ya TAP hattına bağlanıyor ve tabii oradan devamıyla da Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek güzergahındaki ülkeler de burada özellikle buradan istifade ediyor. Tabii bütün bu adımları atarken bunun bir bölgesel proje olduğunu, bunun bir barış projesi olduğunu da özellikle vurgulamam lazım. Ve Gürcistan üzerinden Anadolu'ya geliş ve bu giriş yapılırken de tabii Gürcistan'ın da buradaki gayretlerini kesinlikle inkar etmememiz gerekiyor. Ve bu bir dayanışma ve bu dayanışmanın adı da barış. Bu proje her şeyden önce ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun sembolüdür. TANAP bu aşamaya Türkiye ve Azerbaycan'ın karşılıklı güvene dayalı ilişkileri sayesinde gelebilmiştir. Projenin başarısında ayrıca üretici, transit ve tüketici ülkeler ile projede pay sahibi olan şirketler arasındaki uyum da kilit rol oynamıştır. Hatırlayacağınız üzere TANAP'la ilgili ilk adımı 2012 senesinin Haziran ayında hükümetler arası ve ev sahibi hükümet anlaşmalarının İstanbul'da imzalanmasıyla bu adımı atmıştık. Şahdeniz 2 nihai yatırım kararı anlaşmasını ise 2013'ün Aralık ayında Bakü'de düzenlenen bir törenle neticelendirdik. Ardından 17 Mart 2015 tarihinde Kars'ta Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Cumhurbaşkanları olarak TANAP'ın temel atma töreni gerçekleşti. Bu tarihten 3 yıl sonra ise 12 Haziran 2018'de dost ve kardeş ülkelerin de katılımıyla Eskişehir'de TANAP'ın açılış törenini yaptık. Haziran 2012'den bu yana geçen sürede TANAP projesinin hayata geçmesi için gerçekten büyük çaba sarf ettik. İçeride ve dışarıda özellikle atlattığımız onca badireye, bölgesel gerilime, hatta sıcak çatışmalara varan istikrarsızlıklara rağmen TANAP'ı planlandığı şekilde ilerlettik. Çok değerli kardeşim Aliyev'in şahsi ilgisi, gerek Gürcistan makamlarının işbirlikleri, gerekse bu projeye emek veren kardeşlerimizin gayretleriyle hamdolsun TANAP'ı bugünkü aşamaya getirdik. Bugün işte hep beraber verilen emeklerin boşa gitmediğini görüyoruz. Enerjinin ipek yolu olarak görülen bu muhteşem projenin belirlenen takvime, hedeflerimize ve taahhütlerimize uygun bir şekilde ülkelerimizle ilgili kısmını bugün itibariyle tamamlamış oluyoruz. Bu projeyle sahip olduğumuz zenginlikleri kendi vatandaşlarımızın, onlarla birlikte tüm bölge halklarının, tüm insanlığın hizmetine sunma irademizi teyit ettik. Biz TANAP'la ülkemizin enerji ihtiyacını garanti altına almanın yanı sıra Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı yapmayı hedefledik. Sizlerin de bildiği gibi TANAP, Azerbaycan'dan Avrupa'ya uzanan 3500 kilometrelik enerji koridorunun en önemli parçasıdır. Bugün itibariyle Azerbaycan doğalgazı ülkemiz üzerinden 20 il, 67 ilçe ve 600 köyden geçerek artık Avrupa'nın kapısına, yani buraya ulaşmıştır. TANAP'la 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğal gazının Türkiye ve Avrupa'nın istifadesine sunulması hayalden çıkıp
gerçeğe dönüşmüştür. 16 milyar metreküplük bu gaz miktarının 6 milyarını biz, 10 milyarını ise Avrupa ülkeleri kullanacaktır. Nitekim 18 Kasım 2019 itibariyle TANAP üzerinden Türkiye'ye taşınan gaz miktarı 3,23 milyar metreküp'e ulaştı. İlerleyen yıllarda TANAP'ın taşıma kapasitesini önce 24 milyar metreküp ardından 31 milyar metreküp'e çıkarmayı planlıyoruz. Bundan sonra asıl sorumluluk sınırın öte tarafındaki komşularımıza düşüyor. Avrupa'ya gaz sevkinin başlaması için Trans Adriyatik doğal gaz boru hattı TAP'ın bir an önce tamamlanması gerekiyor. İnşallah TAP'ın da 2020 yılı içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Kıymetli dostlar, insanlık son iki asırda enerji kaynaklarının kontrolü için savaşmış, çatışmış, sonuçta milyonlarca insanın canına mal olan çok ağır bedeller ödenmiştir. Özellikle içinde bulunduğumuz coğrafya, enerji kaynakları üzerine yaşanan yıkıcı rekabete bizzat sahne olmuştur. Orta Doğu'nun 10 yıllardır istikrarsızlıkla boğuşmasının arka planında evet bu mücadele vardır. Bir damla petrolü insan kanından, insan hayatından daha değerli gören zihniyet dünyaya barış ve huzur getirememiştir. Yaşanan onca acıya, ölüme, yıkıma rağmen ne yazık ki bu anlayışın belli güçler tarafından devam ettirildiğini görüyoruz. Özellikle Doğu Akdeniz'de bulunan hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda birileri hakça paylaşım yerine gerilimi körüklemeye çalışıyor. Adaletli paylaşım imkanı varken tehdit diline ve şantaj politikalarına başvuruluyor. Oysa hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir. Emrivakilerle netice alınamayacağı artık idrak edilmelidir. Ben yaptım oldu mantığıyla kimse bir yere varamaz. Aba altından sopa göstererek hiçbir ülke bir başkasına haklarından sarfı nazar ettiremez. Bilhassa Türkiye böyle bir zillete asla boyun eğmez. Ülkemiz ne kendi hukukunun ne de Kıbrıs Türk'ünün çıkarlarının çiğnenmesine izin verir. Doğu Akdeniz'de ne uzun deniz sınırlarına sahip bir ülkeyi dışlamak, ona rağmen projeler gerçekleştirmeye çalışmak zaten mümkün değildir. Şu an son teknolojiye sahip iki sondaj gemimiz Fatih ve Yavuz ile iki sismik araştırma gemimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ya biz bunların bağırmalarıyla, çağırmalarıyla oradan bu gemilerimizi çekmeyiz. Onlar orada şu anda görevlerini yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler. Gemilerimizin ve mürettebatımızın güvenliliği ise deniz kuvvetlerimiz tarafından en üst düzeyde sağlanıyor. Bu gemilerimizin yürüttüğü faaliyetlerin kısa sürede meyve vereceğine inanıyorum. Şimdi Libya'yla da biliyorsunuz anlaşmamızı yaptık ve Libya'yla yaptığımız bu anlaşmadan sonra şimdi bu anlaşma parlamentomuza gelecek ve parlamentomuzdan da geçmek suretiyle bu işi çok daha farklı bir konuma taşımış olacağız. Şimdi ne yapıyorlar? Libya'yı tehdit etmeye başladılar. Bu anlaşma yapıldı. Ve şimdi bu anlaşmanın diğer ayakları da aynen uygulamaya girecek. Ve bizim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracaktır. Ben bu inançta sizlerin vasıtasıyla Doğu Akdeniz'deki tüm taraflara samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin, enerjiyi bir çatışma aracı yerine işbirliği zeminine dönüştürelim. Diplomasinin imkanlarını kullanmak varken bölgeye yeni bedeller ödetecek yollara tevessül etmeyelim. Değerli dostlarım,
artan nüfus ve büyüyen küresel ekonomi neticesinde enerjinin çok ciddi bir küresel mesele olarak önümüzde bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde dünya enerji haritasının değiştiğini, bu alanda yeni aktörlerin, yeni projelerin işte bugün burada olduğu gibi yeni işbirliği modellerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Enerji güvenliğinin sağlanmasında üretici, transit ve tüketici ülkeler arasındaki etkin işbirliğinin önemli olduğuna inanıyoruz. Türkiye stratejik konumuyla enerji üreten ve tüketen ülkelerin tam kavşağında yer alıyor. Bugün yerkürede yer alan doğal gaz rezervlerinin %70'i, petrol rezervlerinin ise %60'ı komşularımızın topraklarında bulunuyor. Ayrıca ülkemiz Avrupa'nın 4. dünyanın 18. en büyük doğal gaz piyasası konumundadır. 2002 yılında 5 ilimizde doğal gaz varken bugün 81 ilimizin tamamına doğal gaz arzı sağladık. 2019 yılı Ağustos sonu rakamlarıyla 144 bin kilometreyi aşan bir doğal gaz dağıtım şebekesine çıktık. Ülke nüfusumuzun %81'ine yani 66,5 milyon insanımıza doğal gazı ulaştırdık. 2018 yılı doğal gaz talebimiz ise 49,3 milyar metreküpü buldu. Doğal gaz depolama kapasitemizi 4 milyar metreküpten 11 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyoruz. İki yüzer gaz depolama ve gazlaştırma gemisini hizmete sunduk. İnşallah bunlara bir yenisini daha ekleyeceğiz. Toplamda 5,4 milyar metreküplük kapasiteye sahip Tuz Gölü doğal gaz depolama tesisinin son bölümünün temelini bu sene attık. Bu kısmın 2023'te devreye girmesiyle Tuz yapılarında dünyanın en büyük depolama tesisine sahip olacağız. Bütün bu rakamların, istatistiklerin ülkemize sağladığı imkanların yanı sıra çok ciddi bir sorumlulukla yüklediğini biliyoruz. Nitekim bugüne kadar bu mesuliyetimizin bilinciyle hareket ettik. Karşılaştığımız birçok şifte standarda rağmen diyalogdan, diplomasiden, uluslararası hukuktan asla taviz vermedik. Rekabet yerine işbirliğinin, gerilim yerine müzakerenin, kavga yerine meselelerimizi konuşarak çözmenin peşinde olduk. Bize bir adım atana biz koşarak gittik. Bugün de yarın da aynı hüsnü niyetle hareket etmeye devam edeceğiz. Ne haklarımızdan vazgeçeceğiz, ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkını yedireceğiz, ne de hakkımız olmayana el uzatacağız. Adalet, istikrar ve bölgesel işbirliği için gayret göstermeyi sürdüreceğiz. Bugün hep birlikte Avrupa bağlantısı açılış törenini icra ettiğimiz TANAP, ülkemizin barışçıl vizyonunun en somut nişanesidir. Dünya gündeminin ticaret savaşlarıyla, terörle, sokak olaylarıyla, istikrarsızlıkla meşgul olduğu bir dönemde biz bugün Avrupa ile Asya'yı TANAP ile bir kez daha birbirine bağlıyoruz. Buradan bölgemizle beraber tüm dünyaya işbirliği ve ortaklık mesajları veriyoruz. Türkiye'yi üç kıtanın enerji ticaret merkezine dönüştürme yolunda yeni bir adım daha atıyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha TANAP'ın Avrupa bağlantısı açılış törenine özellikle katılımlarıyla ve bütün bu inşaada ihyada emeği geçen mimarından mühendisine kadar tüm kardeşlerime, tüm yöneticilere, özellikle İlham Aliyev kardeşime de bu gayretleriyle Gürcistan tarafında bütün yönetici arkadaşlarımıza, özellikle şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii İlham Aliyev kardeşimin sergilemiş olduğu liderliği asla unutmam mümkün değil. Komşumuz Gürcistan'a işbirlikleriyle
bu projeye hayat verdikleri için minnettarlığımızı ayrıca ifade ediyorum. Önümüzdeki dönemde kazan kazan temelinde yeni projelere imza atacağımıza inanıyor. Hepinizi sevgi saygıyla selamlarken yaşasın Azerbaycan Türkiye kardeşliği diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi müsaadenizle bir süre daha sizi sahnede ağırlamak istiyoruz açılış seremonimiz için. Ve ben bu seremoni için Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Sayın Maya Gojković'i, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Sayın Şefik Caferoviç'i, Gürcistan Başbakanı Sayın Georgi Gaharya'yı, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Sayın Koço Anguşev'i alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Buyurunuz kıymetli liderlerimiz. Evet, değerli konuklarımız, biraz sonra projenin başlangıcından bugüne kadarki gelişimini simgeleyen animasyonu ekranlarda göreceksiniz. Butonlarımız açılış için sahnedeki yerini alıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli liderlerimizin onayıyla, butona basmasıyla biraz sonra animasyonumuz başlayacak ve bu önemli ana hep birlikte şahitlik edeceğiz. Evet, butonlarımız açılış için sahnedeki yerini alıyor. Biraz sonra ekranda göreceğiniz animasyonla TANAP Avrupa bağlantısı açılışını gerçekleştireceğiz. Ben hemen mikrofonumuzu da Sayın Cumhurbaşkanımıza vermek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, buyurunuz efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, buyurunuz efendim. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla ve değerli konuklarımızın, liderlerimizin butona basmasıyla açılışımız gerçekleşecek. Buyurunuz efendim. Evet, hazır mıyız? Hazır değilsiniz. Hazır mıyız? Tüm dünya duysun. Şimdi Azerbaycan, Gürcistan üzerinden, evet, yüzlerce, binlerce kilometrelik TANAP projemizin bugün butonlara basarak, evet, veriyoruz gazı. Mustafa Bey, sen niye gelmedin? Ve tabii çok önemli bir adım da özellikle şu olacak inşallah. 8 Ocak'ta da Türk Akım Doğalgaz'ın adımını İstanbul'da inşallah atacağız. Bunun da şimdiden müjdesini vermiş olalım. Ya Allah! Bismillah. Hazar Denizi'nden çıkan Azerbaycan Doğalgazı. Hayırlı olsun. Biri olan Trans-Anadolu Doğalgaz Yolu hattı Avrupa bağlantısı açılışını başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Erdoğan, Sayın Aliyev ve kıymetli liderlerin önderliğinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ve şimdi bu önemli an için aile fotoğrafı çekeceğiz kıymetli konuklarımız. Ben Sayın Sokar Başkanı, TANAP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rovak Abdullayevi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'i de sahneye davet etmek istiyorum. Buyurunuz efendim, aile fotoğrafı için sizleri sahneye davet ediyoruz. Lütfen buyurunuz efendim, hemen buton masamızın önüne davet ediyoruz değerli konuklarımız. Evet. Sayın Ali Yıldırım ve İsmail Kahraman'ı da aile fotoğrafı için sahneye davet etmek istiyorum. Buyurunuz, dünyanın en büyük enerji yatırımlarından biri olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Avrupa bağlantısının açılış gününde
siz değerli konuklarımızı da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu önemli ana şahitlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz kıymetli konuklarımız. Güney Gaz Koridoru'nun en önemli halkası olan TANAP, Türkiye ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda bölge barışı ve istikrarına da katkı sağlıyor. TANAP, Azerbaycan'dan Avrupa'ya uzanan 3500 kilometrelik enerji koridorunun temelini oluşturuyor. 1850 kilometrelik uzunluğuyla Orta Doğu ve Avrupa'nın en büyük doğalgaz boru hattı. Hayırlı uğurlu olsun efendim.